Selam arkadaşlar, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyisinizdir umarım. Ben şimdi kendi yöntemimle yaptığım Türk usulünden biraz dışarıya çıkmış olan bir yeşil fasulye yapacağım. Böyle. Yeşil fasulyeyi taze fasulye artık size derseniz. Soğanları kestim. Kavuruyorum. İçine de istediği kırmızı biber attım. Bunları güzelce kavuracağım. Daha sonra burada benim kavrulmuş salçam var. 2 domatesim var. Bu da soya sosu arkadaşlar. Ben 1-2 yemek kaşığı soya sosu koyuyorum. Lezzet veriyor fasulyeye. Şimdi kavrulsun. Diğer malzemeleri atalım yavaştan. Evet, göründüğü üzere güzelce kavurdum. Çok fazla kavurmadım. Birazcık kokusu çıkacak kadar kavurdum. Sonra fasulyeleri döküyorum içine. Böyle fasulyeleri döktüm. Fasulyelerle de birazcık 2-3 dakika çevireceğim, kavuracağım böyle. Daha sonra da domatesimi ekleyeceğim biraz çevirdikten sonra. Ben yeşil fasulye yemeğini çok seviyorum. Yanına da bulgur pilavı, salata, yoğurt, tane olsun. Allah bereket versin, değil mi? Birazcık bunu böyle kavuracağım. Evet, kavurayım birazcık. Salçasını ekleyeceğim. Ben salçayı biraz yağda kavurdum. Daha güzel bir tat veriyor. Denemenizi tavsiye ederim. Böyle çiğ çiğ koymaktan daha güzel oluyor. Fasulyeye daha bir lezzet veriyor. Her zaman aynı klasik yemekler yemekten bıkıyoruz. Böyle sebze yemeklerine farklılık katmak gerekiyor. Mesela ben farklı olarak böyle yapıyorum. Soya sosu koyuyorum. İsterseniz siz de bir deneyin. Beğenirsiniz umarım yani. Domatesi ekleyeceğim şimdi de. Şimdi kapağını kapatacağım. Kapağını bulursam buradaymış. Kapağını kapatacağım. Altını kısacağım. Bir 5-10 dakika kendisi sulanacak arkadaşlar. Böyle kapattım. Evet arkadaşlar, bakalım fasulyemiz ne durumda? 10 dakika falan oldu. Biraz kavruldular. Ne güzel koktu fasulye. Şimdi içine biraz soya sosu dökeceğim. Soya sosu döktüğüm için tuza gerek yok arkadaşlar. Soya sosunun içinde zaten tuz var. Ve birazcık da sıcak su katacağım. Çünkü fasulye sulanmadı benim fasulyem. Evet, birazcık da su döktüm. Sıcak kaynamış su. Burada yarım kilo kadar fasulye var arkadaşlar. Şimdilik altını kısacağım. Bir saatte pişer sanırsam yani. Sonuçta sebze o kadar da uzun pişmesine gerek yok. Böyle. Evet, şimdilik altını kapat. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere fasulyem pişti. Bayağı suyunu çekmiş. Pişince az kalmış suyu. Böyle. Diğer yandan da bulgur pilavı yaptım. Yanına. Böyle işte. Standart bir bulgur pilavı. Ve fasulyem, bulgur pilavım ve yanına da turşum var. İsteyen yoğurt, salata yapıp yiyebilir. Ben de böyle bir sunum yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese mutlu mutlu günler diliyorum.